iyidir ve her şey yolundadır. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 10 günlük süreçte İzmir'de güzel sahnelere tanıklık etmedik. Birçok insanın hayatını kaybettiğini, yaralandığını tanık olduk. Ve bu konularla ilgili Türkiye'nin deprem hareketliliği ve depreme karşı bilimsel çözümlerle ilgili alanında uzman ve bu alanda Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde dersler veren ve alanla ilgili bilimsel çalışmaları olan doktor öğretim üyesi Seda Durukan ile konuşacağız. Biliyorsunuz ki deprem insan canlıları değil, insanları, hayvanları öldürmüyor ve bu bir kader değil. Bu konu hakkında neler yapılabilir, nedir? Çünkü ülkemizde başka bölgelerde de bu deprem nedeniyle yaşanan birçok can kaybına, yaralanmalara şahit oluyoruz. Şimdi doktor öğretim üyesi Seda Durukan'ı yayına bağlayacağım. Umarım hepimiz için keyifli ve yarara dair bir yayın olur. Teşekkürler. Teşekkürler Mehmet Enişte. Sedacı'yı bekliyoruz. Teknolojinin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Merhabalar Merhabalar. hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle Türkiye'nin deprem hareketliliği ve depreme karşı bilimsel çözümler üzerine konuşmak istedim. Evet. Evet. Hocam ses benim normal geliyor mu size? Sizin biraz gürültülü geliyor da sesiniz. Öyle mi? Ben normal duyuyorum seni ama bilemiyorum. Şu odada gürültü yapan bir şeyler var. Onu kapatayım olmazsa. Tamam, çok sevinirim hocam. Şu an nasıl? Şu an Aynı mı? çok daha iyi. Tamam. Tamam, teşekkürler. hocam ben sizden bahsettim biraz. Siz de isterseniz kendinizden bahsederseniz sevinirim. Tamam. Celal Bayar Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. İnşaat mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da, doktoramı da yine lisansta mezun olduğum 9 Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Zemin mekaniği, geoteknik ana bilim dalında yüksek lisansım ve doktoramı bitirdim. Şimdi de bu alanda eğitime devam ediyoruz diyelim. Çok güzel hocam. İsterseniz ben sorularıma başlayayım. Deprem oluşumu Türkiye'de ne şekilde? Türkiye'nin deprem hareketliliği durumu nedir? İlk önce isterseniz şöyle deprem nasıl oluşuyor ondan birazcık anlatayım. Levha tektoniğinden birazcık bahsedelim. Sonra Türkiye çünkü dünyadan bağımsız bir şekilde hareket etmiyor. Dünya üzerindeki hareketlerin bir anlamı var diyelim. Burada biz levha tektoniği dediğimiz zaman altta hareket eden sıvı, akışkan bir malzemeden bahsedebiliriz. Onun üzerinde de bizim ayakla bastığımız bir taş küre mevcut.
Bu altta akışkan olup rahatça hareket edebilen malzemeye ayak uydurmaya çalışan katı bir malzeme hayal etmeye çalışın. Tabii ki akışkanın hareketine ayak uydurması biraz zor gerçekleşiyor ve arada bu taş küre olan litosfer diyoruz ona da, orada kırıklar meydana geliyor diyelim. Bu kırıkların meydana geldiği zaman da biz bunları deprem olarak hissediyoruz. Bu depremler pek çok levha var. Bizim gözle gördüğümüz kare parçaları bu levhaların suyun üzerinde olan kısımları ama suyun altında da bunların devamı var. Bunlar sürekli olarak birbirlerine yaklaşıyorlar. Levhalar birbirlerinden uzaklaşıyorlar ya da birbirlerine sürtünerek bu hareketi gerçekleştiriyorlar. Ve biz de bunları deprem olarak hissediyoruz. Peki Türkiye bu levhaların neresinde? Biz birazcık arada kalan bir konuma sahibiz. Altımızda bir Afrika plakası var. Onun yanında bir Arap levhası var, Avrasya levhası var ve bunların arasında sıkışan bir konumdayız diyebiliriz. Afrika levhası yukarıya doğru bizi ittiriyor. Arap levhası da şöyle biraz Kafkasya tarafına doğru bizi ittiriyor ve biz bunun arasında birazcık boğuşuyoruz bu koşullarda diyebiliriz. Şimdi ortadayız. Evet. Yani biz de ülke olarak şöyle doğu tarafından başlarsak Ege'ye doğru şöyle bir hareketle zorlanıyoruz. Ege tarafı da sürekli bir mesela böyle parmaklarımı dağlar olarak düşünün. Şöyle bir açılma mevcut Ege'de de. İşte dağ ova, dağ ova, dağ ova şeklinde bir açılma hareketi gösteriyor. Bu şekilde zorlanıyoruz. Zaten Ege'nin çok hareketli olması, küçük küçük faylara sahip olması bunu da destekliyor bu hareketi de. Öyle ilerliyoruz. Peki hocam, biz bu şekilde ortadaysak ve işte deprem hareketliliğimiz bu şekildeyse, bina inşa edilirken deprem için nasıl önlemler alınması gerekiyor? Şimdi bizim yönetmeliklerimiz zaten bu konuda özellikle son yönetmeliğimiz bu konuda oldukça başarılı, güzel bir yönetmeliğe sahip olduk. Burada yönetmeliği ilk açtığımız zaman karşımıza düzensizlikler, süreksizlikler diye tanımlar çıkıyor. Bunlar ilk tasarım aşamasında gerçekleştirilen işler. Çok temel konular var burada aslında. Şöyle de söyleyebilirim. İlk başta yaptığınız tasarım sizin belki de sayısal olarak çok daha rahatlamanıza sebep olabilir ya da kötü yaptığınız bir tasarım sayısal olarak sizi çok zorlayabilir. Yani o en başta yaptığınız tasarımın şeyi çok önemli, büyük. Bu tasarımda çok basit ve herkesin bildiği şeyler var aslında. Mesela biz kolonlar ve kirişlerden bahsediyoruz, değil mi? Aslında şöyle düşünmek lazım. Kolon kiriş yoktur, bir çerçeve vardır demek lazım. Yani o kolonlar, düşey olanlar, kolonlar diyelim, yatay olanlar da, kirişler, bunlar kendi başlarına çalışan sistemler değiller. Bunlar bir bütün, beraberce çalışan sistemler. Dolayısıyla bunların sürekliliğine çok önem vermek gerekiyor. Bir çerçeve oluşturduğunuz zaman sizin binanızın tasarım açısından çokça işi tamamlanmış oluyor. Ama biz özellikle eski yapılarda şunu görüyoruz. Yanındaki, önündeki, sağındaki, solundaki kolonlara bağlanmamış, bir kirişle bağlanmamış kolonlar görebiliyoruz. O kolonun hiçbir katkısı olmuyor diyebilirim. Önemli olan çerçevedir diye kafamıza yazmak lazım. Bu gibi tasarım işleriyle önce başlamak lazım. Süreksizlikler, bir de mesela en bilinen süreksizlik yumuşak kat süreksizliğidir. Ya da kısa kolon durumları var. Bunlar kat yüksekliklerinin birbirlerinden farklı olması durumları, bizi oldukça sıkıntıya sokan işler bunlar. Ya da bir binaya daha sonradan eklediğiniz durumlar var. Tuğla, diyelim ki giriş katını, bu da bizim ülkemizde çok rastlanan bir durum. Giriş katını bir iş yeri yapmaya karar verdiniz. Mevcut olan tuğlaları, yani tuğlalar tamam bizim taşıyıcı elemanlarımız değil ama rigidlik konusunda o binanın durumu konusunda diyeyim. Şimdi rigidlik deyince herkes anlamayabilir. Durumu konusunda farklılık arz etmemeli. Yani her katta aynı durumu görmek istiyoruz biz. Ama o duvarları yıkıp oraya bir cam koyduğunuz zaman iş değişiyor.
Binanın taşıyıcı elemanlarıyla hiçbir ilgisi olmasa da iş değişiyor. Bunun çok sayısal bir karşılığı yok ama davranışı bozuyor, öyle söyleyelim. Bu Bayraklı'da yıkılan apartmanlardan biri olan Rıza Bey apartmanının da o marketlerin, dükkanların etkisi olduğu söyleniyordu. Ne gibi bir etkisi vardı hocam? İşte bu şekilde dediğim gibi bir yani bizim terim olarak yumuşak kat dediğimiz bir iş gerçekleşiyor. Bu yumuşak kat kavramı rigidlik farklılığına yol açtığı için daha farklı bir davranışa sebep oluyor. Yani bunu çok sayısal olarak çok fazla karşımızda yok. Taşıyıcı elemanlar da çok bir değişiklik olmadığı için ama mesela kısa kolon dediğimizde taşıyıcı elemanda direkt bir değişiklik mevcut. Orada da mesela yine bir iş yeri yaptınız ve batar katı var diyelim. Diğer katlardan biraz daha kısa bir katınız var diyelim. Bu da yine kısa kolon dediğimiz etki. Yine rigidlik diyeceğim ama şöyle biraz da açıklayalım rigidliğin ne olduğunu o zaman. Sağlamlığı diyebiliriz rigidlik kavramına. Sağlamlığı uygun bir terim olabilir herkesin anlaması açısından. Kolonun boyutları her katta aynı olmalı dedik. Bir katta biraz daha kısa olduğu zaman kolon şöyle canlandıralım gözümüzde. Kolon zannediyor ki boyutu kısaldıkça gücü artıyor ve üzerine biraz daha fazla yük çekebilir. Ama iş öyle değil. Çünkü kolonun kesiti diğer katlarla aynı. Ve üzerine gelen yükü o kesit taşıyamıyor ve oradan sanki bıçakla kesermişsiniz gibi bir yıkım gerçekleşiyor. Bu da kesinlikle olmasını istemediğimiz aslında yasak olan bir durum. Ama dediğim gibi maalesef özellikle eski binalarda çokça karşımıza çıkan bir örnek. Peki hocam bu depremde Sığacık işte sular altında kaldı ve tsunami etkisi oldu. Sizin de Şubat ayında yayınlanan makalenizde aslında sonuç kısmında 7,5 büyüklükteki deprem sonucunda oluşabileceğinden bahsediyor diyor. Bu sıvılaşmanın ne gibi bir etkisi var depremde? Şimdi şunu ayırt etmek lazım. Sıvılaşma ve tsunami birbirinden farklı kavramlar. Sıvılaşma dediğimiz şey deprem anında meydana geliyor. Yeraltı suyu var. Kabaca şöyle açıklayabilirim Nasıl size. oluştu? Biz Neden oluştu? evet, şöyle açıklayabiliriz sıvılaşma kavramını. Şimdi bizim hesap yaparken efektif gerilme diye kullandığımız bir kavram var. Bir toplam gerilme var, bir su basıncı var, su gerilmesi var. Bu toplam gerilmeden su gerilmesini biz çıkarıyoruz ve dizaynlarımızı da bu efektif gerilme kavramıyla gerçekleştiriyoruz. Deprem anında şöyle bir şey gerçekleşiyor. Suyun üzerine o çok yani herkesin anlayabilmesi için kabaca anlatmaya çalışıyorum. Suyun üzerinde ciddi bir basınç birikiyor. Çünkü su hareket ediyor, titreşim var orada, büyük bir titreşim var ve su ortamı terk etmeye çalışıyor. Ama çok hızlı geliştiği için bu olay terk edemiyor ortamı. Zemindeki sudan bahsediyorum. Terk edemiyor ortamı. Terk edemedikçe de üzerinde büyük bir gerilme birikiyor. Ve bu gerilme basınç öyle bir sayıya kadar yükseliyor ki toplam gerilme ile su gerilmesi aynı değere sahip oluyor. Ve tabii ki iki aynı sayıyı birbirinden çıkardığınız zaman bulacağınız değer sıfır. Çok anlık bir durumda binanızı sıfır taşıyor. Yani hiçbir şey taşımıyor gibi düşünün. Bu üzerindeki binadan da bağımsız. Yani üzerinde bir bina olmasa da açık bir arazi de olsa çok büyük binalar da olsa bu durumla karşılaşabilirsiniz. Peki bu durum neye yol açıyor derseniz tamam bu olay oldu da bu binamıza nasıl yansıyacak, nasıl bir problem haline gelecek derseniz çok ciddi oturmalara sebep oluyor. Böyle pat diye bir anda 20 santim, 30 santim, 50 santim, 60 santimlik oturmalara sebep oluyor. Yani böyle aşağıya doğru bir göçme gerçekleşiyor. Tabii binanızın buna karşılık gelmesi de oldukça güç. Ve bunu önceden tahmin edip, önceden bilip, risk analizlerini gerçekleştirip buna göre önlemler almanız lazım. Şu an müteahhitlerin hiç sevmediği bir konu bu. Zemini iyileştirme yöntemleri uygulamak gerekiyor ama biraz maliyetli olduğu için bundan kaçma yollarını arıyorlar diyelim. Peki depreme dayanıklılığı sağlayan faktörler nelerdir?
Yani o çerçevenin içi nasıl içi nasıl doldurulmalı? doldurulmalı? Şimdi kolonumuzun ve kirişimiz için minimum değerler var. Diyelim ki daha önceki yönetmeliklerimizden olan değerler bu 2018'de çıkıp 2019'da yürürlüğe giren yönetmelikle oldukça ilerleme kaydetti diyelim. Mesela biraz önce bu söylediğim sıvılaşma vesaire bunlar daha önce yoktu analizleri. Yeni yönetmeliğimizde bu analizler oldu. Kolonlarımız, betonarme yapılarımız için de minimum koşullarımız değişti mesela. 2007'de 25 olan minimum kesit, 25 santimetre olan minimum kesit 30 santimetreye çıkarıldı. Yani bir kolonun boyutunu hangi yönde olduğu fark etmez. En az 30 santim yapabiliriz diye bir sınır geldi. Kullanılabilecek beton kalitesi daha önceden C20 diye adlandırdığımız beton kalitesi geçerliydi. Yeni yönetmeliğimizde mesela C25'in altına artık kullanamıyoruz gibi iyileştirmeler var. Ama şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim hesapladığımız şey betonarme. Betonarmenin içinde de iki çeşit malzeme var. Bir tanesi beton, bir tanesi de demir. Bunların bir arada çalışmasını istiyoruz biz. Bunların iki farklı malzeme olarak değil de beraber çalışan iki uyumlu malzeme olarak çalışmasını istiyoruz. Ve bunun da sağlayabileceğimiz tek şey şantiyedeki beton döküm anı. Biz oraya donatılarımızı yerleştiriyoruz, üzerine betonumuzu döküyoruz. Burada Sıcaklık bile farklı çok önemliymiş. çok çok önemli. 30 Evet, derece üstünde kesinlikle. Evet, dökülmez. ya katkı malzemesi koyacaksınız içine. Mesela beton donmaya başlarken sürekli sulamak gerekebilir gibi. Çünkü üzerinde çatlaklar oluşabilir gibi. Bunun öncesinde de mesela sizin donatılarınız, işte demirleriniz böyle yan yana duruyorlar ya. Bu demirlerin aralıkları belli. Bu demirleri fazla birbirine yakın koyamazsınız. Çünkü dökeceğiniz betonun içinde çakıllar var. O çakılların o boşluklardan girip içeriği tamamen doldurması lazım. O donatıyla beton birbirine sıkı sıkıya yapışıp beraberce uyumlu bir şekilde çalışabiliyor olması gerekir. Aderans diyoruz biz buna. Bu da yine sözel bir şey. Bunun da yine bir sayısal kavramı yok. Hani iş aslında buralarda başlıyor. Çünkü bizim zaten proje çözümüyle ya da proje çözümündeki yöntemlerimizle ilgili bir problemimiz yok. Dünyadan çok farklı yöntemler kullanmıyoruz. İşte Japonya'dan ya da Amerika'dan farklı yöntemler kullanmıyoruz. Kağıt üzerinde her şeyimiz çok güzel. Kağıt üzerinde her şeyimiz yolunda. Fakat şantiyede her ne oluyorsa bazen oradaki kontrol mekanizmalarının da biraz daha iyi işlemesini sağlamak lazım büyük ihtimalle. Yani hocam şey de Şantiyede durum var. Mesela müteahhit diyelim ki yapmadı ama müteahhiti de orada bir mühendis çalıştırmak zorunda. evet. Ve daha sonra bunların işte onayları var, imzaları var, yapıya. O süreçte ne oluyor da yapılmıyor? Çünkü mesela o bahsettiğiniz sıvılaşmayla ilgili mesela babam 99'da Kocaeli'de yaptığı binada, öncesinde yaptığı binada dedi bahsettiğiniz sıvılaşma oluyor ve işte sıvı analizi yapıyorlar vesaire. Buna göre de radya temel yapılıyor. 99 depreminde o bina kesinlikle yıkılmıyor. Güzel denk gelmiş, Evet. evet. Yani ama bunları yapan Çünkü müteahhitler varken çünkü bunlar bir şekilde de zorunlu iş. Yapmayanlar nasıl yapmıyor? Yani o süreç nasıl işliyor? Sonuçta o hak şimdi ediş dosyalarının imzalanması var. Bir sürü evet tabii süreç ki var tabii ki. yani. Ama dediğim gibi zaten yani babanın yaptığı inşaat diyelim şanslı bir inşaatmış. Çünkü ilk önce bu işi yapan kişinin böyle bir risk olduğundan haberinin olması lazım. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar bilmedikleri bir konu için önlem alamazlar. Çünkü zemini Yani kazmıyorlar hocam. evet eski Çoğu. zamanlardan bahsediyorum. Mesela şu anki yönetmeliğimizde 20 metreye kadar bu analizin yapılması şart. 20 metreye kadar bunu araştırmak durumundalar ve o 20 metrede herhangi bir risk söz konusuysa o zeminde de iyileştirme yapılması öneriliyor. Çünkü bundan önceki yönetmeliğimizde yoktu. Şimdi onları zorlayan bir durum da yoktu o zaman. Ama bazı iyi niyetli kişiler diyelim, bu sorunun farkında olan kişiler bu analizleri yaptırdılar. Bilenler, yani bilmiyorsa nasıl yaptıracak müteahhit ya da
Mühendis de bilmeyebilir. Biz 99 depreminde aslında sıvılaşmayla ilgili çok şey öğrendik. Onu da bir kenara koymak lazım. Daha önceden sıvılaşmayacağını düşündüğümüz bazı zeminlerin sıvılaşabildiğini fark ettik 99 depreminde. O da bizim için bir böyle kilometre taşı oldu aslında. Oldukça da yeni bir kavram gibi birdenbire de girdi hayatımıza. Şantiyede ne oluyor dersek, şantiyede şimdi şantiye şefi olduğumuzu düşünelim. Şantiye şefisiniz, size çok para verilmiyor. Bu bir gerçek. 5 tane şantiyeye bakabiliyorsunuz diyelim. O 5 tane şantiyeye baktınız, paranız yetmeyecek. Ek bir başka işler yapmak durumundasınız, değil mi? Ek bir iş yaparken ya da daha farklı bir yerlerden para kazanayım, hayatımı sürdüreyim, çoluğuma çocuğuma bakayım derken o şantiyelere vakit ayıramıyor hale geliyorsunuz zaten. Ama bir şantiye şefinin ne olması lazım? Orada inşaat boyunca hiç belki de ayrılmadan başında durması gerekir. Beklenen ideal olan budur. En azından kritik anlarda orada olması gerekir. Onu bekliyoruz ama bu biraz nadiren oluyor sanıyorum ülkemizde. Bunların güçlendirilmesi gerekiyor sanırım. Evet. Yani belki de şantiye şefi gibi apayrı bir çalışma dalı çıkmalı. Yani başka bir iş yapmasına imkan vermeyecek ekonomik özgürlüğü de olması lazım kişinin. Yani sektör çok para giden ama mühendise çok para vermeyen bir sektör. Peki hocam, yapı Yapı denetim denetim firmaları firmaları. son işte onlar da çok yaygın ve zorunlu tutuluyor diye biliyorum. Evet, Bu aha. onlarda kontrol nasıl? Yani kontrol etmiyorlar mı? Ya da dediğiniz o maliyetlere mi? Yani mühendisin özlük haklarının yüksek tutulmamasından mı kaynaklanıyor bu sonuçlar? Şimdi yapı denetimde 2000 yılında geldi zaten yapı denetim bize, ülkemize. 99 depreminden sonra önce bildiğim kadarıyla 19 ilde bir pilot uygulaması vardı. Daha sonra tam olarak hatırlamıyorum ama belki 2010-2011 gibi de her ilde Van depremiyle beraber sanıyorum her ilde zorunlu hale geldi. Hani 2010'a kadar o ilk 19 ilde uygulanıyordu sadece. Türkiye'nin her yerinde değildi. Bunu bir kere ayırmak lazım. Hani yapı denetim deyince Türkiye'nin her yerinde olan bir şey değildi. 2010 ya da 2011'e kadar sanıyorum. Ondan sonra her yerde vardı. Ve ilk çıktığında da şöyle bir durum vardı. Şimdi diyelim ki siz müteahhitsiniz. Ben de yapı denetimciyim. Benim ücretimi siz ödüyorsunuz. Ben size ne kadar objektif davranabilirim? Ya da siz benim objektif davrandığım zaman, size zorluk çıkardığım zaman beni bir daha tercih eder misiniz? İşte kişinin o hakikat duruşu, ahlak, Evet, sağlık. evet, evet. Ama işte yani insan hayatıyla oynanan bu tarz Oynamak. dallarda da iyi niyete bırakılmayacak önlemlerin alınması gerekir. Yani kişilerin iyi niyetine bırakıyorsak can güvenliğimizi, bu biraz problemli bir iş haline gelebilir bir süre sonra. Ama sonra sanıyorum 2018 yılında bu bir havuz sistemine dönüştürüldü. Bu konuda insanların yaşadığı problemler göz önüne alındı ve havuz sistemine dönüştü. Şu anda eşi mesela bir ildeki, o il sınırlarında, ilçeler de dahil olmak üzere, o ildeki yapı denetim firmaları havuza kayıt oluyorlar diyelim. O havuzdan işler geliyor. Tamam, parayı yine hala müteahhit veriyor ama en azından hangi şirkette çalışacağını tercih etme şansı ortadan kalktı diyelim. Yani şu son 1-2 yıldaki yapılan işler artık daha iyi, tamam, yoluna girdi diye düşünebiliriz. Ama 2000 yılından öncekilerde yapı denetimin olmadığını, hiçbir ilde olmadığını hatırlatmakta fayda var. Peki hocam, bu yeni deprem yönetmeliği ile mi daha iyi bir duruma getirildi? Öyle, Benim evet, sesim yani yansıdı. Evet. Kulaklıktan. olsun.
Evet, yani güzel ciddi bir yönetmeliğimiz var ve ilk defa ben kendi branşımda zemin mekaniği olduğu için ilk defa zeminle, geoteknikle ilgili zemin iyileştirmenin beklendiği, işte sıvılaşmanın arandığı bir yönetmeliği görmek hoşumuza gitti tabii. Yani bunların zorunlu hale, mesela bazı belediyeler var. Şimdi şöyle anlatayım. Sıvılaşmada iki tane olmaz, sıvılaşmayı gerçekleyen iki durum var. Bir, suyun varlığı. Bir de depremin varlığı. Bazen şöyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela eski raporlarda da bunu görebiliyoruz. Depremi yok edemeyecekleri için, değil mi? Deprem var olacak ya da o depremi bekliyoruz. Onu yok edemeyecekleri için mesela diyorlar ki burada su yok. Anlatabiliyor muyum? Hani bu işlerin çok güzel denetimeye tabi tutulması lazım. Aslında burada da çok güzel istekler var. İşte fotoğraflayacaksınız diyorlar sondajı yaparken. Örnek alırken video çekeceksiniz diyorlar ama hani derler ya insan kötü niyetli olmaya görsün. Oradaki fotoğrafı diğer yerde de kullanabilir gibi pek çok şüphe düşüyor insanın aklına. Peki hocam, imar affı nedir? Bunun ne gibi zararları vardır? Bu son depremden sonra da imar affı ile ilgili çok eleştiriler yayınlanıyor. İmar affında yani yönetmeliğe uygun olmayan yapılar bir şekilde yapılmış ve yıllardır da kullanılıyorsa bazen yapısal olarak değil de işte mesela çekme sınırı uymamıştır. Belediyenin bazı biliyorsunuz işte yola şu kadar yakın olacak gibi problemler de yaşayan binalar var. Ya da tamamen kaçak olan binalar da var. Bunların affedilmesi ve imarda kabul edilmesi durumuna geçiliyor. Yani kişisel görüşüm eğer bir bina kaçak yapılmışsa, eğer affedecekseniz de sıkı bir kontrolden geçirip de affetmek lazım. Geçirebiliyorsanız eğer. Yani bakıp kaçak yapılmış ama belki düzgün yapılmış ya da belki çok kötü yapılmış. Eğer affedecekseniz gerçekten kötü olanı affetmemek lazım. Kaçak yapılmış ama düzgün yapılmış olanı belki affetmek bir şey olabilir. Onun dışında kontrolsüzce gidiyorsa eğer bu imar affı tabii ki hani hiçbir mühendislik hizmeti almadan yapılmış binalar varsa cinayetle eşdeğer gibi bir şey. Çok kötü. Çok kötü. Peki hocam, şu anda işte bir sürü riskli bina var. Ve bunların hepsinin yıkılması mümkün mü? Kentsel dönüşüm bir çözüm mü? Vatandaşlar için çözümler nedir? Yani şu andaki süreçten sonra çözümler ne olacak? Benim anladığım kadarıyla yönetmelikte diğer gelişmiş ülkelerle aynı yasalara tabiiz, ama uygulamada farklılıklar var. Evet, ona da yavaş yavaş alışacağız artık. Yani yapı denetim dediğim gibi özellikle o havuz işi geldikten sonra daha rahat kontrol edecekler en azından mühendisler. Hani kendilerini daha rahat hissedecekler ve sorumluluk da kendilerinde olduğu için çok daha rahat hayır diyebilecekler. Ama mevcut binalara ne yapmak gerekiyor? Hepsini yıkmak ekonomik açıdan mümkün olabilir mi? Ya da en azından kısa zamanda bunu yapabilmek mümkün olur mu onu bilemiyorum. Ama biz bunları 99 depreminden sonra da konuştuk. O zaman da bunları konuşuyorduk. Binalar işte yıkılacak, tekrar yapılacak, kentsel dönüşüm. Ama müteahhitler karı olmayan işe gelişmek istemiyorlar. Bir yerde mesela daha önceden yapılmaması gereken yükseklikte diyelim ya da imara aykırı yükseklikte bir bina yapılmış. Onu yıkıp daha belki az katlı bir binaya izin veriyor yeni imar yönetmeliği. Buna asla yanaşmaz müteahhit. Ev sahipleri de buna yanaşmaz çünkü birkaç kat açıkta kalıyor. Onlar ne yapacak gibi bir durum. Hani böyle işlerle de karşılaşılıyor. Ya da yıktı diyelim ki aynı katı yapmak zorunda. Müteahhit kazanamayacağı işe girmek istemiyor. Ya ev sahipleri kendileri müteahhite bu parayı verecekler, bilemiyoruz. Ya da devletten bu yönde teşvikler çıkacak. Ama Türkiye'nin her yerinde böyle yapılar olduğunu düşünürsek, bu teşvik de hangi boyutta çıkabilir, bu kadar büyük bir ekonomik durumu karşılayabilir mi? Açıkçası çok bilemiyorum ama özellikle 2000'den önceki binalar için
Kişilere tavsiyem kendilerine daha yeni bir bina bulmak olabilir. Yani Yani her şey çok, şöyle söyleyeyim, her şey çok kötü yapılmıştır diye bir şeyimiz yok elbette. O zamanın yönetmeliğine de uymuş ve güzel inşa edilmiş, şantiyesinde de işler yolunda gitmiş olan binalarda tabii ki gönül rahatlığıyla oturabilirler. Yani o zamanki yönetmeliklerimizde kötü yönetmelikler değildi. Ama özellikle şantiyede eski binalardaki en büyük problem ne biliyor musunuz? Bir ara hazır beton yani hazır beton kullanımımız çok yeni. Daha önceden sokaklarda karılıyordu beton. 90'lı yıllar buna dahil. Sokakta beton karılıyordu, yukarıya götürülüyordu. Tamamen kontrol dışı. Hangi çimentoyu kullandın, hangi agregayı kullandın, işte deniz kumu kullanmak vesaire, içinde tuz var, o tuz o şeyi korozyona uğratıyor gibi pek çok durum yaşanmış. Tamamen kontrol dışı durumda inşaatlar vardı. Yine burada her şey iyi niyete kalıyor. Anlatabildim mi? O Çok zaman da haklı. iyi niyetli olanlar, bunun farkında olan grup bunu yapmadı. İyi niyetli olmayan ya da bilmeyen grup bunu yaptı. Yani eski binalardaki esas problem betondaki kalitesizlik olarak daha çok. Bir de düz nervürlü demir kullanıyoruz mesela. Benim İzmir'de gördüğüm yapılarda da nervürlü dediğimiz böyle üzeri tırtıklı olan demirdir. Biraz önce bahsettiğim aderans kavramına katkıda bulunur. Yani döktüğünüz betonun o yüzeye daha iyi yapışmasına sağlar. Buna katkıda bulunur. Düz olduğu zaman sıyrılma olasılığı biraz daha artar diyelim. O bölgedeki demirlerin de genelde düz olduğunu gördük. Hatta şöyle söyleyeyim, depremde yıkılmamış ama orada Doğanlar Apartmanı mıydı yanılmıyorsam, Doğanlar Apartmanı'nın arkasında bir okul inşaatı vardı. Orayı bilinçli olarak yıkmışlar. Hani herhalde yenilenecek okul. O yıkılmış olan inşaata da şöyle bir döndük baktık. Orada da düz demirler vardı. Yani eski yapılarda bu tarz işlerle çokça karşılaşıyoruz. Bir okul yapısı olmasına rağmen bu kullanılmış durumdaydı. Eski olduğu için bunlar var. Yani bu işin Yani bu işin aslında anayasal düzlemin, anayasal ana düzlemin hukuksal ana boyutun hukuksal iyi boyutun iyi uygulanması uygulanması gerekiyor. gerekiyor. Evet, kesinlikle her iş şantiyede bitiyor gibi bir durumla karşı Evet, karşıyayız. çünkü 114 kişi 114 kişi öldü öldü. yani sadece 7 nokta Sadece 7 şiddetinde. noktada. Çok acı. Evet, tabii ki. Yani şöyle bir durum da var aslında. Bizim ülkemizde deprem olmadan da yıkılan binalar vardı. Konya'da bir Zümrüt Apartmanı var mesela. Bizim derslerde öğrencilerimize bunu yapmayın diye anlattığımız her şeyi o binada yapmışlardı. Binanın altından su da çekiyorlardı mesela. Yeraltı su seviyesini düşürmek binaya ekstra oturma, yani zeminde ekstra bir oturmaya sebep oluyor ve binaya da ekstra bir yük, ekstra bir gerilme oluşturuyor. Bu da vardı orada. Kendi kendine çöktü bina. İsyan etti ve kendi kendine çöktü. Orada da 90 küsur insan hayatını kaybetmişti. Bu şekilde binalarımız da var maalesef. Çok üzücü. Çok üzücü ama gerçek. Evet, gerçekliyim. Gerçekliyim. Evet. Evet hocam. Yani malzemenin de çok fazla önemi var Çok dayanıklılık fazla gerekiyor önemi olmasına. var. Kurtarma çalışmalarını seyrettiyseniz bilmiyorum. Bir blok halinde kaldıramadıkları parçalar oldu. Parçalandığı için yani beton o kadar kötüydü ki vinçle kaldıramadılar. Biraz parçalandı, döküldü, bir şeyler oldu. Hani elleriyle bile böyle açabildikleri beton kütleler vardı. Bunlar bizim şaşkınlıkla izlediğimiz görüntüler oldu diyebilirim. Kağıt gibi gözüken binalar vardı yani hiç Evet, maalesef. işçilik olmayan çok üzücü. Hocam benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim zaman Ben teşekkür ederim. ayırdığınız İnşallah herkesin faydalandığı güzel bir yayına imza atmışızdır. için. Güzel. Bence kesinlikle çok faydalı oldu hocam. Bir soru vardı. İsterseniz ya soruları olan varsa yanıtlamak isterseniz. Tabii ki olabilir. Zeminde sıvılaşmanın önemi Sıvılaşmanın önemi nedir diye bir nedir diye soru bir gelmiş soru hocam. gelmiş hocam. Biraz önce birazcık anlatmıştık. Zeminde sıvılaşma büyük oturmalara sebep olduğu için oldukça büyük önemi var ve sadece deprem anında diyelim ki, hani başka şekillerde de mümkün ama klasik anlamda sıvılaşma diyelim, deprem anında
titreşmeyle karşımıza çıkıyor ve çok ciddi oturmalara sebep oluyor ve binamızın buna uyum sağlaması da çok zor. Yani 50 santimlik ani bir oturmaya binamız uyum sağlayamıyor. Sıvılaşmanın görsel olarak sıvılaşmayı çok tipik şekilde tanıyabilirsiniz de binanın üst yapısına hiçbir şey olmaz. Statik açıdan ya da dinamik analizler açısından çok güzel bir bina olabilir. Çok güzel inşa edilmiş, her türlü kurala uyulmuş olabilir. Ama o oturma sebebiyle bina böyle olduğu gibi yan yatar. Pat diye yan yatar. Temelleri sıyrılır alttan. Onu gözle görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz yani bu duruma. O yüzden sıvılaşmanın önemi çok büyük. Sıvılaşma da bu bizim Ege tarafında biraz önce dedim ya hani açılıyor ve genç jeolojik çökeller oluşuyor. Yeraltı su seviyesi çok yüksek, alüvyon topraklardan oluşan bir yörede yaşıyoruz. Gerçi su kenarında olan mesela göl kenarı olsa da bu geçerli bazı yörelerde diyelim. Bu tarz yerlerde yaşayan herkes için herkesin umursaması gereken bu duruma hazır olması gereken bir olay. Peki hocam, bu sistemin değişme gibi bir durumu var mı? Mesela müteahhitlik sisteminin bambaşka bir boyuta oluşturma ya da böyle bir mesleğin olmaması, sadece inşaat mühendislerinin yapması gibi, mimarların yapması gibi bir hukuksal çaba, giriş yok mu? Keşke olsa diyelim. Yani bunu yani. Ben sosyal medyada bir şey görmüştüm. Daha kendi aramızda arkadaşlarla da paylaştık. Mesela esnaf olmak istiyorsunuz. Bir kalfalık ve ustalık belgesi gerekiyor değil mi? Mesela saç kestirmek istiyorsunuz. Ha, öyle herkesin saçını istediğiniz şekilde kesemezsiniz. Bir kalfalık belgesi lazım. Ama herkesi istediğiniz gibi ev inşa edebiliyorsunuz. Hiçbir Yani belge çok gerekmiyor. böyle. Peki hocam, dünyada bunun örnekleri nasıl? Sanırım en fazla, yani ben yanlış bilgi vermeyeyim de siz varken durum nedir? Japonya'dan örnek verelim mesela. Japonya'da çok sıkı şekilde ilerler. Müteahhitlerin böyle bir taşeron şeklinde çalışma şansları pek yoktur. Orada sanıyorum bir grup sadece bu şeyleri yapabiliyor. Bina, apartman, hani yaşam, meskun alan inşaatlarını yapabilenler bunlar. Bir grup o inşaata imza atabiliyor. Yani bütün inşaat mühendisleri de o işe imza atamıyor sanıyorum. Hatta belki mimar bile olabilir bu işi yapanlar. Öyle de şimdi çok emin değilim ama bir şekilde aklımda kalmış diyelim. Ayrı bir isimleri var yani onların. Projeyi bile öyle herkese emanet etmiyorlar. Değil ki şantiyeyi emanet etsinler. Ama tabii biz ülke olarak Japonya ile çok karşılaştıramayız. Çünkü onlar bizden çok daha büyük depremler görüyorlar. Yani biz deprem açısından öyle çok şanssız bir yer değiliz. Yani bizim ülkemizde 9 büyüklüğündeki depremlerle karşılaşmıyoruz. Japonya bir dalma batma zonu ve orada çok büyük, çok Endonezya, keza onun gibi Şili. Bu bölgeler çok daha büyük depremlerle sınanıyorlar. Biz yine hani ülke olarak o kadar Bizim şanssız yapılarımız değiliz. öldürüyor. Bizi yapılarımız öldürüyor, evet. Yani böyle bir şey yapılması gerek. Ya böyle bir mesleğin bence bu kadar ölüme neden olması nedeniyle kaldırılması şart aslında. Yani bu işi çok iyi yapan kişiler de var Tabii elbette. var. Onlara da haksızlık etmeyelim. Çok güzel Tabii. işler çıkaranlar da var. Bir de mesela yurt dışında bu işler Ama hocam çok sigortayla da azın. beraber. Yani öyle yapan insanlar da gerçekten eğitimli insanlar ve işte hak hukuk bilen insanlar oluyor. Bazı kısım gerçekten hiçbir şey bilmeden bu mesleğin içine girip inşaat yapıyorlar ve ölümlere neden oluyorlar. Aynı şeyi aslında işçilik için de söyleyebiliriz. Mesela işçiler için de belge isteme işi şu son 1-2 yılda biraz başladı diyelim. O da yavaş yavaş ilerliyor. Herkesin o işi yapamıyor olması gerekir değil mi? Bir demir ustası, bir beton döküm ustası, işte demir bağlama ustası. Bu demir bağlama ve demir bağlama işinden çok yıkım gerçekleşiyor. Boyuna donatılarımız var. Bir de o boyuna donatılarımızın etrafında etriye dediğimiz o boyuna donatıları sıkıştıran bir donatı tipimiz var. O çok iş görüyor. Yani dışa doğru beton kütlesinin deprem anında açılmasını ve kolonun kirişin çalışmasını
neredeyse o etriye sağlıyor bile diyebiliriz. Yani sözel açıdan baktığımız zaman çok destekleyici bir görevi var. Ama çalışabilmesi için de o etriyenin böyle kancalanması lazım uçlarının birbirine. Ama şantiyede bunu uygulama sırasında o kancalama işlemi gerçekleştirilmiyorsa o etriyenin de böyle sarılıp o donatıyı koruma şansı ortadan kalkıyor. Ve Dediğiniz bunu gibi da işte çerçeve. çerçeve oluşacak. En sonunda da o işe bakacak, evet. Çok teşekkür ederim hocam değerli Ben çok bilgileriniz için, teşekkür ederim. vaktinizi ayırdığınız için. Sağ olun. Umarım böyle sahnelere denk gelmeyeceğimiz günler yaşarız. İnşallah, inşallah diyelim. Şu son 2 yıldaki şeylere gözü kapalı, evlere gözü kapalı gidebiliriz de 2000'den öncekilere biraz soru işaretiyle yaklaşmakta fayda var. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, Hoşça iyi kalın. günler. Sevgiler. Bay bay.